Hepinize merhaba. Sonunda sınavı gördük. Sabah hemen sınav çıkışında böyle minik bir yorum yapmıştım sınavla ilgili. Şimdi birazcık daha detaylandırabilirim diye düşünüyorum bunu. Şimdi ben çok uzun zamandır söylüyorum. Türkçe seçici olacak, Türkçe seçici olacak. Çünkü bütün işaretler bunu gösteriyordu. Matematiğin yerini bu sınavda Türkçe aldı. Bu çok belliydi. Türkçe yanlışlarınız ortalama, yani eğer tam yaptıysanız muhteşem. Bir ya da iki yanlış da en az tam kadar kıymetli. Çünkü standart sapması değişecektir puanlanırken. Ama hani 3-4 yanlış yaptıysanız ve matematiğiniz fullse de yine iş görür bir şey bu. 3-4 yanlışı bile kaldırabilecek bir Türkçe sınavıydı. Bunun dışında matematik kolaydı. İyi öğrenciler matematiği fullediler. Ve bu çok büyük bir artı getirmeyecek gibi görünse de her zaman şöyle demeyi tercih ediyorum. Tam tamdır. Fen ortanın üzerinde bir sınavdı. Geçen senelere nazaran zor bir fendi. Birkaç böyle trikli soru vardı, şık vardı. O yüzden feni tam yapan ya da bir yanlışta olan öğrencilerimi de şimdiden tebrik ediyorum. Diğer sorular, yani Türkçe ve fen dışındakiler aslında çok fazla değişken olmadan yürüyecek diye düşünüyorum. Şimdi bununla ilgili öncelikle yapmanız gereken şey şu. Bir bekleyin, önce bir fuller konuşsun. Yani okullar benim şu kadar tamım var, şu kadar var yok, bunlar konuşulsun. Çok büyük oranda tam çıkacağını ben düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok seçici sorular vardı. Eğer çatı tamda olmaz da bir iki yanlışta kalırsa, çok fazla full olmazsa demek istiyorum ben. Yerleştirmeler erkek öğrencilerde bir iki yanlışlarda tammış gibi hesaplanır. Kız çocuklarda birazcık daha aşağıda. Üçlerle, üç yanlışlar, dört yanlışlar standartta iyidir diyebiliriz. Şu anki gördüğüm, baktığım yerden bu görünüyor daha doğrusu. Hemen endişe etmeyin. Tamlar konuşmadan, tamlar belli olmadan, 500 tam yapan çocukların okullar konuşmadan hemen böyle karalar bağlamanızı istemiyorum ve tekrar söylüyorum, bu sınav yanlışlı bir sınav. Yanlış götürecek bir sınav. O yüzden endişe etmeyin. Benim burada özellikle söylemek istediğim şey şu. Özellikle yayın evleri, çok kızıyorum hepsine isim isim. Çünkü ben Türkçe öğretmeni olmama rağmen yanındaki çocuklara bile matematiği biraz durduralım artık, sen burada oldun, Türkçe'ye yüklen. Bunu o kadar zor anlatıyorum ki. Bunun nedeni şu. LGS başından beri böyle çok trikli, uzun uzun matematik sorularıyla çocuk seçtiği için sınavı okuyor olsanız bile yaptığınız bir deneme sınavında, XYZ yayın evinin Türkiye çapı yapılmış bir deneme sınavında bir bakıyor ki çocuk Türkçeyi tam yapmış, matematikten 5 yanlışı var, 6 yanlışı var. Haydi hop hepimiz dönüyoruz. Matematik, 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 matematik. Ama son 2 aydır, hatta çok uzun zamandır Milli Eğitim Bakanımız konuştuğu günden bu yana aslında sınavın matematikle çocuk seçmeyeceği, Türkçe ile çocuk seçeceği çok belliydi. Ama bunu kitleye anlatmak, insanlara anlatmak zor oluyor. O yüzden yayın evlerinden bununla ilgili bence kesinlikle destek görmeliyiz. Kurumsal deneme sınavları yapıldığında birazcık daha sınavı okuyan hocalarla bu işi yapmak lazım. Sınavı okuyabilen hocaya bir danışıp, ya Türkçe zor olacaksa matematiği biraz standarda indirelim, Türkçeyi basalım, feni basalım bu sefer. Bir deneme sınavında Türkçeyi basıyorsak bir deneme sınavında matematiği basalım en azından demesi gerekiyor. Çünkü çok yanlış yönlendiriliyor öğrenciler. Bunun sonucunda da maalesef anksiyeteler hep belli bir derste yüklendi, belli bir derse yönelik olduğu için çocuklar hazırlanırken burada zorluk yaşıyorlar. Lütfen sınavı iyi okuyabilen hocalarınızı dinleyin. Lütfen önümüzdeki sınavlarla ilgili yorumları yaparken de hoca arkadaşlarım biraz sınavı nasıl okumalıyızı, önümüzdeki sınav nasıl olmalı bunun tahminini yaparken insanların sizi dinlediğini düşünerek birazcık böyle bilinçli yapılmasını istiyorum. Buna üzülüyorum ben. Ama bunun dışında hemen karalar bağlanmayacak bir.
İki, lütfen ama lütfen yanlışlı bir sınav olduğunu bilin ve yerleştirmelerin, yüzdelik dilimlerin buna göre geleceğini düşünün. Bir de şöyle bir handikapımız var. Matematik seçici olmayan sınavlarda Türkçe ile çocuk yerleştirdiğimizde yüzdelik dilimleri tahmin etmek çok kolay olmuyor. Çünkü Türkçe ana dil olduğu için ve kolay bir ders olduğu için bazen atsanız da tutabiliyor. O yüzden hani matematikte atsanız tutturma olasılığınız %25 ama Türkçe'de minimum %50 oluyor. Bu yüzden yüzdelik dilimleri tahmin etmek çok kolay olmayacak. Lütfen karalar bağlamadan önce bekleyin, endişe etmeyin. Umarım herkes için her şey hayırlısı olur. Emek yok olmaz. Harcadığınız emek dönüp sizi bulacaktır. Karalar bağlamayın lütfen. Ayrıca aslında biz soruları çözdük. Bunu yüklemek istiyoruz kanala. Ama biliyorsunuz ki burası bir dershane ve kendi minnoşlarımızla önce ilgilenmemiz gerekiyor. O yüzden soru çözümlerimiz biraz akşama sarkabilir. Birazdan yüklenecek ama takipte kalın lütfen. Bir de biz sadece aslında matematik seçici olmadığı için Türkçe ve Fen'i çözdük. Onları yükleyeceğiz. Matematikte hemen hemen herkes fulledi zaten ya da işte bir yanlış iki yanlışlarla çıktı. Bu yüzden Türkçe ve Fen çözümlerimiz bu akşam yayında olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Farkındaysanız sınavı okuyan bir hoca var karşınızda. Umarım herkes bundan faydalanmıştır. Her şey yoluna girecek. Endişe etmeyin lütfen. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.